Ağcanlar, ruh dostlarım, Mukaddes Pekinbaş değil ben. Hoş geldiniz. Güzel akşamlarınız olsun. Evet sevgili canlarım, bugün iki tane yayınımız var. Şimdi Kürşat Berkkan'la birlikteyiz. Sevgili Kürşat Berkkan'la birlikte bugün küresel gıda krizi ve Türkiye'yi bekleyen bir takım tehlikeleri konuşacağız sevgili canlar. Evet, sürekli yanan tarlaları konuşacağız. Gıda kıtlığını konuşacağız. Neler oluyor? Ve gerçekten küresel gıda krizi yaşanacak mı? Olacak mı? Son zamanlarda inekler üzerinden yapılan karbon salınımı propagandasıyla ilgili bir takım öngörüleri var sevgili Kürşat Berkkan'ın. Gıda konuları sürerken en son zaman kararısı Yunanistan ve Türkiye arasındaki bizi nelerin beklediğini konuşacağız. Kürşat'cığım. Evet, kamerama da kendime hoş şey verdim. Geldin, can Ver odalar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür evet, ederim. Kürşat Hocam, başlayalım anlatmayı. Çünkü hakikaten konu başlığımız çok ağır ve yoğun. Bir yerden başlayalım o zaman. Ne oluyoruz? Bizim şeye bakıyorum daha. Evet. Tarlaların yanmasıyla başlayalım. Gıda kıtlığı konuşuluyor. Tarlaların yakılması. Özellikle mi yakılıyor, ne oluyor? Bu arada son zamanlarda dönen bir takım da sosyal medya dedikoduları ya da bir şeyleri var, haberleri var sevgili Kürşat Hocam. Orada diyor ki Antakya'da geliyorlar çok yüksek parayla, normal fiyatının biraz üstünde parayla bizim elimizdeki buğdayları ton ton topluyorlar. Sonra bunları ne yapacaksınız diyoruz, hiçbir şey söylemiyorlar. Yurt dışına götürüyor olabilirler. İmha ediyor olabilirler kasıtlı olarak. Yani biraz şu konuya bir girelim mi? Girelim hay hay. Bu arada bir soru sorayım size. Ben yayınlar konusunda çok tecrübeli değilim. Siz daha çok tecrübelisiniz. Şu an ben yayınımı normal telefonumun telekomünikasyon firması üzerinden olan yayından açtım. İnternet hizmetinden açtım. Wi-Fi'den açsam daha güçlü olur mu acaba? Öyle mi açayım? Tabii. Wi-Fi ile daha güçlü olur tabii ki. Hemen şöyle. Wi-Fi'mizi açtık. Evet. Evet, şu an Wi-Fi'ye geçtik. Şimdi şöyle söyleyeyim. Hayırdır inşallah. Yalnız bunlar bahsedilirken ben bir konuda diğer arkadaşlardan ayrılıyorum. Diğer arkadaşlar bunun bir yapay gıda krizi olduğunu söylüyor. Bana göre bu gerçek bir gıda krizi. Tabii onlar da aslında farklı bir şey kastediyorlar ama niye bunu söylüyorum hemen onu da izah edeyim. Ciddi bir küresel gıda krizi pompalanıyor. Yapay dediğimiz zaman aslında var olmayan, aslında gıdanın bol olduğu, bak burası önemli, aslında gıdanın bol olduğu, her şeyin bol olduğu, sadece yapay diye isminin üretildiği bir gıda krizi olarak algılıyoruz. Ama hayır, böyle değil. Bunlar tam tersi bir gerçek gıda krizini pompalıyorlar, kurguluyorlar, gerçekleştirmesi için elinden geleni yapıyor. Çünkü onlar insanları ateşe atmaktan korkmazlar. Biz şöyle biraz kafamızı tarihe çevirdiğimizde dünyanın üzerinden ne deliler gelip geçtiğini ve onların insanlara nasıl zulmettiğini görebiliriz. Hemen örnek olması açısından size bambaşka bir pencere açayım. Biraz daha kafamız oturacaktır. Yahudilerin İbrani Talmud yasalarına göre büyük Yahudi devletinin kurulması için bazı şeylerin olması gerekiyordu. Bazı eksiklikler vardı. Ve o eksiklikler tamamlanırsa Mesih yeryüzüne inecekti. İşte o dönemde hiç kimseyi bugünkü İsrail olan Kenan diyarına gitmeye razı edemediler. Çünkü o topraklar kuraktı, verimsizdi, hasat yapılamazdı, tarım olmazdı. Yaşam çok zordu o topraklarda. Dolayısıyla kimse de haliyle rahatını bırakıp işte Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde, çoğunlukla Almanya'da işini gücünü, sıcacık yuvasını, hazır kurulu düzenini bırakıp gitmek istemedi. İstemezdi de zaten, kim olsa istemezdi. Sonra bu küresel el bir komplo kurdu. Bir kaos kurguladılar. Bir doların üzerinde bunu yazdılar. Orada o kaos dediği gibi. Yani kaostan, düzenden bahsediyorum. Aslında bu ordo kao kelimesine gelmişken de bir parantez açayım. Farklı bir parantez açayım orada.
Şimdi orada o kao kelimesini ben çok kullanıyorum. Bazı arkadaşlar da görüyorum kullanıyorlar. Kaostan düzen diyorlar. İlluminati ya da tapınakçılar ya da ne bileyim başka küresel yapılanmaların sistemidir. Orada o kao diyorlar. Doğrudur. Onlar bunu kullanıyor. Ancak ben şöyle düşünüyorum. Bu özünde ilahi sistemin prensibidir. İlahi sistemin, ilahi düzenin stratejisidir. Neden bunu söylüyorum? Allah önce yok eder, sonra var eder. Evren de Big Bang'le patlayarak, büyük patlamayla beraber başlamıştır. Sonra bir düzen gelmiştir. Yani kaostan düzen olmuştur. Bu aslında yaratıcının bir prensibidir, stratejisidir. Onlar da kendilerine göre tanrıcılık oynadıklarından ötürü kaostan düzen prensibini kullanıyorlar. Ancak şöyle söyleyeyim. Bu küresel elitler yaratıcıyı deccalizm ile, ki deccalizmde de bu vardır, siz de yakinen biliyorsunuz, sizin de konularınız, taklit ettikleri için kaostan düzeni sürekli kullanıyorlar. Her yerde, her zaman, her safhada kullanıyorlar. Ve konuyu dağıtmayayım, hemen toplayayım. Yahudi baronlar İsrail'in kurulması için halka, o topluluğa ihtiyaç duydular. Çünkü orada bir devlet kurulmalıydı. Süleyman Mabedi yeniden yapılmalıydı. Büyük İsrail, büyük Yahudi devleti kurulmalıydı. Ama bunun için bir şey eksikti. Halk. Topluluk eksikti. Bu topluluğun da yeniden kurulabilmesi için oraya gönderilmesi gerekiyordu. Az önce söylediğim gibi güzellikte olmadı. O zaman dediler ki zorla olur. Peki ne yaptılar? Hitler'i bir şekilde organize ettiler. Yanındaki kurmaylarla beraber ve algı yönetimiyle Almanya'dan kovulmalarını sağladılar. Bunun detaylarını İngilizlerin Devleti kitabımızda uzun uzun diye anlatmıştık. Ve başka bir propaganda daha yaptılar o dönem. Hitler yönetimi, burası bence çok önemli bir detay. Hitler yönetimi Hazar Türklerinden oluşan Yahudileri yok ederken Kenan diyarına gidecek Yahudileri Avrupa'nın desteğiyle göç halkası oluşturup oraya götürdüler. Yani Hitler'in aslında o sabun odalarında yaktığı, yok ettiği Hazar Türkleriydi. O Türklerin içinde de Yahudi inancını benimsemiş olanlar vardı. Bugün günümüzde de var. Yahudi inancını benimseyen Türkler, Hristiyanlık inancını benimseyen Türkler, Budizmi benimseyen Türkler, yine Şamanizmi benimseyen Türkler, Gök Tanrılığı benimseyen Türkler vesaire. Bugün de var, o zaman da vardı. Ve yaptıkları propagandayla dediler ki, Almanya'dan çıkartılmaya başlandığı zaman büyük kehanet gerçekleşiyor. Mesih'in inmesi için her şey hazırlanıyor. Sizin aslında buradan göç ederek kötü kaderi yaşamanız Mesih'in kehanetlerinden bir tanesi, dolayısıyla siz de seçilmiş bir halksınız. Siz de mukaddes halksınız diye o zaman da algı operasyonu yürüttüler. Çünkü oradan sürülmelerine motifler gerekiyordu, güzellikler gerekiyordu. Bu insanları da işte bu inanç şeyleriyle, konularıyla etkilemeye çalıştılar. Kenan oğulları, şöyle söyleyeyim, o Talmud yasalarında şu vardır. Kenan oğulları 3 tane sürgüne gönderilir. Bir tanesi Mısır'dan çıkıştır, işte Kenan diyarına geliştir. Birinci sürgündür. Kenan diyarından tekrar kovuluştur. Dünyaya yayılıştır. Bu ikinci sürgündür. Üçüncü sürgün de tekrar Kenan diyarında toplanmaktır. Üçüncü sürgünü gerçekleştirmek için, yani üçüncü kehaneti gerçekleştirmek için yeniden orada toplanırlar. Evet, kehanet böyledir. Bakıyoruz buna. İnanılmaz bir kurgu kurmuş bu adamlar. Ve bu kurguyu o gün devam ettirdikleri gibi bugün de devam ettirmeye çalışıyorlar. İsrail'in ürettiği tohumlarla ülkelerin tarım arazilerindeki o toprakları verimsiz hale getirdiler. Neden? Onlara muhtaç olabilelim diye. Türkiye kullanmadı mı? Türkiye de kullandı maalesef. Şimdi acısını çekiyor mu çiftçi? İlikleri ne kadar çekiyor? İlk etapta ne kadar verimli tohumlar, işte 1'e 3 veriyor diye sevindiğimiz o tohumlar daha sonradan bizim canımızı okudular. Şimdi buradan ez cümle bu misalden minimal alacak olursak kıtlık dediğimiz şeyi biraz konuşalım. Gerçek manada bana göre bir kıtlık getirmeye çalışıyorlar. Yani işte bütün gıdalarımız var, bütün yiyeceklerimiz var, bütün depolarımız dolu, bahçelerimiz dolu, tarlalarımız dolu vesaire. Ama ismi kıtlık diye bir şeyler pompalamaya çalışıyorlar değil. Gerçekten de yok. Ve yok etmeye çalışıyorlar. Konuşmanın başında hani demiştim ya rakam vereyim diye. 2 tane ülke kendi başına
buğday ihtiyacının %30'unu karşılıyor. İki tane ülke kendi başına bütün dünyanın buğday ihtiyacının %30'unu karşılıyor. Şimdi düşünüyoruz ya çok iyi bir rakam yani %30 hangi ülke falan diye düşünüyoruz. Bir bakıyoruz Rusya ve Ukrayna. Bugün savaşın olduğu işte Avrupa'nın, Avrupa Birliği'nin, Amerika'nın, NATO'nun kışkırtmak ile Rusya'nın girmesini sağladığı Ukrayna ve Rusya dünyanın tahıl ihtiyacının %30'unu karşılıyormuş. Bugün karşılayamıyor. Peki öncesinde ne oldu? Saralım daha öncesine. O isimleri kullanmayayım ama betimlemem de gerekiyor herhalde. Salgın boyunca tedarik zincirini kırmışlardı. Ve bu tedarik zincirini kırdıktan sonra savaşı getirdiler, dayadılar. Tedarik zinciri kırıldıktan sonra zaten tahıl üretimi, gıda üretimi bitmişti. Bizi öyle bir hale büründürüyorlar ki en başta söylediğim gibi bir kaos ortamına doğru geçiyorlar. Hangi düzeni kurmaya çalışıyorlar? Onu hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Bugün bakıyoruz ülkelerin ikisinde de savaş var ve Türkiye'nin başını çektiği bir komisyonla Ukrayna'daki biz şu an buğdayı kurtarmaya çalışıyoruz. Ama bence burada da sinsi bir oyun var. Birileri Türkiye'ye sürekli bunu dayatıyor. Oradaki buğdayları sen al diye. Baktığımız zaman evet mantıklı gözüküyor. Oradaki buğdayı biz alırsak, tahılı biz alırsak bizim için çok önemli bir hale gelebilir. Buraya kadar tamam. Lakin bir şey daha dayatıyorlar. Bizim medyamızda bu hiç yer almıyor. O da şu. Diyorlar ki Türkiye'ye, sen Ukrayna'da sıkışan işte 25 ton, 27 ton her neyse, 1 milyon ton ya da bu tahılı oradan çıkar. Çıkarmakla sen mükellef ol. Ama yapamıyorsan burası mühim. Ama yapamıyorsan onu biz yapalım, biz alalım. Ve işi yokuşa sürmesi için de arka taraftan, arka bahçeden zamanında Hitler'e yaptıkları gibi Zelenski ve adamlarına da Türkiye'ye bu tahılın teslim edilmemesini, Türkiye'nin Rusya'nın dostu olduğunu, aslında bu tahılı alması gerekenin Avrupa'nın, NATO'nun gemilerinin olduğunu söylüyorlar ve işi yokuşa sürüyorlar. Türkiye'ye diyorlar ki, bak sen bunu yapamayacaksın. Sen yapamazsan bize izin ver, biz bunu alalım. Tamam, peki sen nasıl alacaksın abi? Ben oraya NATO gemilerini ya da Amerika'nın gemilerini göndererek alacağım. Karadeniz'e, boğazların açılıp da Karadeniz'e NATO'nun gemilerinin ya da Amerika'nın gemilerinin girmesi demek, Rusya'nın birinci olarak bize sırtını dönmesi demek. Rusya'nın bize sırtını dönmesi demek de programın ilerleyen saatlerine yeterse konuşuruz. Rusya'nın bize sırtını dönmesi demek de Yunanistan-Türkiye savaşı olur da vaki olursa bizim yalnız kalmamız demek. Yani aslında kurgu çok daha dehşet, çok daha büyük. Buğday konusuna döneyim. Buğday konusunda gerçekten inanılmaz şeyler oluyor. Mesela dünyada buğday üretiminin en önemli ülkelerinden bir tanesi Hindistan'dı. Çin'den sonra en büyük işte buğday üreten ülke olarak kabul ediliyordu. Şimdi savaş çıkınca Rusya ve Ukrayna'da yönümüz Çin'e döndü. Dedik ki hep birlikte dünya işte bu konuyu takip eden insanlar olarak tamam dedik ya Çin var ya sorun yok yani Çin'den alırız bir şekilde kardeşim. Rusya da zaten hani vermek istiyor. Ama Rusya dedi ki benim kendime yetiyor kardeşim benden hayır yok. Dedi ki tamam Çin var. Çin de aynısını söyledi. Dedi ki hayır ben ancak kendime yetebilecek kadar üretebiliyorum. Dışarıya ürün göndermeyi durdurdum kardeşim. Hayda. Peki ne yapacağız o zaman? Açız biz. Açız yani bunun çaresini bulmamız lazım. Hindistan bir dakika bir dakika Hindistan dedik. Ama Hindistan'a dedi ki pardon kusura bakmayın çok sıcak vardı. Sıcaklar sebebiyle ben üretimi düşürdüm. Ben de veremiyorum. Yani dünyanın en önemli tarım noktasında tahıl üretici ülkelerini bir şekilde bertaraf ettiler. Nisan ayının galiba bu senenin Nisan ayının 3. haftası olması lazım. Amerika Tarım Bakanlığı yetkilileri Hindistan'a bir gezi düzenlediler. O gezinin amacı tahıl üretimi konusunda veri toplamaktı. Buraya kadar tamam. Adamlar bunu her sene yapıyorlar. Her sene birçok ülkeye gidiyorlar. Türkiye'ye de geldikleri gibi. Hindistan'a da gittiler. Problem yok. Ama çok enteresan bir şekilde o adamlara gittikten sonra işte söylediğim gibi Hindistan dedi ki ben tahıl üretiminin limitini düşürüyorum. Kimse kusura bakmasın.
ancak kendime yetecek kadar ya da daha önceden anlaşmasını sağladığım ülkelere yetecek kadar tahıl Evet. üretirim. Başkasını veremem. Kimse benden hayır beklemesin dedi. Yani bu geziye kadar Hindistan önceki yıllarda tahıl daha fazla üretecekken, öyle diyordu çünkü daha fazla üreteceğim diyordu geçen yıl kotanın üzerinde. Birdenbire sıcakları mana ederek işte tahıl üretimini düşürdüğünü ilan etti ve başka ülkelere veremeyeceğini, gönderemeyeceğini söyledi. Ve çok enteresan, şu an o tahıl üretemeyen ülkelerin hiçbir B planı yok, biliyor musunuz? Ve yanan o tarlalara, Türkiye'de dahil buna, Türkiye'nin belki B planı vardır bilmiyorum. O yanan ülkelere baktığımızda, yani tarlaları yanan ülkelere baktığımızda hepsi de tahıl üretimi konusunda vasat olan ülkeler. Yani kendine yetemeyen ülkeler. Yani tahıl üretimi konusunda, tahıl tedariği konusunda başka ülkelerden gelecek tahıllara ihtiyaç duyan ülkeler. Yani ellerinde 10 tane tarla var ama 20 tane tarlaya ihtiyaçları var. O 20 tane tarlanın 10 tanesi kendilerinin, 10 tanesini dışarıdan alıyorlar, artık dışarıdan alamayacaklar. Ve 10 tane tarla, o 10 tane tarlanın da 5 tanesini yaktılar zaten. Ülkeleri böyle sıkıntılı bir duruma sürüklediler. Dahasını söyleyeyim, Hindistan tahıllarında o Hindistan'ın söz verdim dediği ülkelerden bahsediyorum. Onların da yarısını elediler. Niye? Hani onlara söz vermişti. Onlara da dediler ki, ya kusura bakmayın, şey söylüyor bunu. Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler falan söylüyor ve Hindistan'ın da açıklamaları var. Sonra dediler ki, Hindistan tahıllarında Hint sürmesi hastalığı çıktı. Yani çok yakın bir zamanda bize bu salgını dayattıkları gibi tahıllarda dediler ki Hint sürmesi hastalığı çıktı. Bu nedenle Hindistan üretim kapasitesini düşürdü. Üretim kapasitesinin dahilinde söz verdiği ülkelere tahıl yollayacak olsa bile Hint sürmesi hastalığı çok ciddi bir hastalıktır. Bu nedenle kimse kusura bakmasın, bu tahıllar alınamaz, kullanılamaz, insanlar da değerlendirilemez. Yani her yoldan, Hindistan'dan çıkacak tahıl konusunu tamamıyla kapatmış oldular. Şimdi baktığımızda bu yapay kıtlık mı? Değil, yapay falan değil. Bağıra bağıra ciddi bir kıtlık. Çatlaya çatlaya ciddi bir kıtlık. Sadece yapay olan kısmı şurası. Orada da kıtlık falan yokken aslında bizim dünyamız Allah'ın yaratmış olduğu kudretiyle, donatmış olduğu çeşitli muhteviyatla bizlere nimetler sunduğu o dünyada yetinmediğimiz için ya da yetinmedikleri ya da yetinmemize izin vermedikleri için bir kıtlık oluştururlar. Kıtlık gerçek, yapay falan değil. Kimse kusura bakmasın. Sadece bu küresel baronların kurguladığı bir kıtlık. Çünkü dünyanın aynı anda her yerinde bu kadar fazla tarla yangını akla mantığa sığar bir şey değil. Yine bahsettiklerim ve bunların yanı sıra Türkiye'de var olan, Türkiye'de de işte eş zamanlı olarak komplike bir şekilde ilerleyen, az önce de söylediğim gibi tarla yangınları var mesela. Şimdi tarla yangınlarına da bakıyoruz ana akım medyaya. İşte diyoruz ki ana akım medyadan izlersek eğer, ya tamam bunlar hani doğalmış ya. Birine işte babasına kızan birisi yakmış, öbürünü amcasına işte mal ortaklığında bölüşemeyen birisi yakmış, öbürüne çocuk ateş tutuşturmuş, öbürüne sigara izmariti atmış vesaire vesaire vesaire. Yani bu senaryoları hepimiz izliyoruz. Ne kadarımız inanıyor bilmiyorum ama ve hepimiz şikayetler ediyoruz. Ve diyoruz ki ana akım medya niye bunları dillendiriyor? Abi yani dünyanın pek çok yerinde aynı anda. Türkiye'nin pek çok yerinde aynı anda. Bu yangınların olması sebepsiz değil, rastlantı icabı değil. Bunlar bilinçli bir şekilde yakılıyor. Keza programın başında ifade ettiğiniz üzere yakılmanın haricinde hasat olunanlar da birileri tarafından yüksek mevlalarda toplanıyor. Yani demek ki tarım üzerine bir şeyler dönüyor. İyi de kardeşim, biz bir ülkenin, bu ülkenin vatandaşı olarak bu ülkenin bir ürünü olan, aparatı olan genel medyada da bunları duymamız gerekmiyor mu? Gerekmiyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü bunlar dillendirilmez. Bunlar hiçbir şekilde paylaşılmaz. Neden biliyor musunuz? Hemen onu söyleyeyim. Bilgeçse bilmeyen yok sanırım. Bilgeç denen amcamız, ben Instagram paylaşımı da yapmıştım önceki gün herhalde. Bilgeç amcamız
tüm ülkelerde, buna Türkiye de dahil, tüm ülkelerde 319 milyon avro medya kuruluşlarına yardım yapmış. Yani inanılmaz bir rakam. Gerçekten inanılmaz bir rakam. Bazı ülkelerin merkez bankalarında bu kadar para yok ya. Bu rakamı dünya üzerinde 319 milyon avroyu basın kuruluşlarına dağıtmış. Sadece basın kuruluşlarına. Yani şimdi 319 milyon avro para alan basın kuruluşu bu adam hakkında tek kelime kötü bir şey söyler mi ya? Söylemez. Ve bu denli yüksek meblağlarda parayı alanlar, parayı veren hakkında tek kötü söz etmez. Tek kötü söz etmez. Etmezler, etmeyecekler ve etmediler de. Yani şimdi bakıyoruz medyaya, Bilgeç dediğimiz adam halen daha küresel anlamda büyük iş adamı olarak kabul ediliyor. Adam çıkıyor yapay et deniyor, yapay ete meylediyoruz. Yeni kriz geliyor, ekonomik krizden bahsediyorum diyor. Ekonomik kriz beklentisi içine giriyoruz. Yeni bir salgından bahsediyor, salgın beklentisi içine giriyoruz. Ya çok enteresan bir durum ya. Halen daha iş adamı olarak kabul ediyor. Ya 319 milyon avroyu almış bir gazeteci. Evet satılmış, siz de gazetecisiniz ama satılmış bir gazetecidir. Ve gazetecilik müessesesine böyle satılmışları biliyorsunuz ki biz asla tasdif etmeyiz. Ve bize göre bunlar vatan hainidir. Onları da böyle tanımlıyorum. Kimse kusura bakmasın. Ekonomist dergisinin Mayıs kapağı vardı. Sanıyorum siz de işlemiştiniz bu konuyu. O Mayıs kapağında işte buğday başaklarının üzerinde kuru kafa ölmüş insan kafatası figürleri vardı. Bu figürleri gösterdikten sonra dünyanın dört bin yanında bu tarla yangınları başladı. Yani çok acayip bir rastlantı. Yani böyle bir rastlantıysa sözüm ona, nasıl görmezden gelebiliriz ki? Nasıl sadece biz buna tesadüf deyip geçebiliriz ki? Yani bırakın bu vatanda yaşamayı, bu topraklarda yaşamayı, bu aziz milletle kol kola büyümeyi. Yani insani vicdanımız bir kere bunu kabul etmez. Çünkü bir şeyleri kurguladıklarını açık açık görüyoruz. Yani bu tesadüf olabilir mi? Allah aşkına. Ve aslında bana göre işte diyorlar ya kehanette bulundu Ekonomist dergisi. Bana göre Tüm kehanetleri tutuyor tabii bu arada. Simpsons. işte bana göre acaba o kehanet mi ya da kehanet olarak mı bunları söylüyorlar? Belki de orayı tartışmamız lazım. Neden bunu söylüyorum? Çünkü orada bana göre de Ekonomist dergisi ileride kıtlık olacak falan demedi. Bana göre şunu söyledi. Diyor ki buğdayı elinizden alacaklar. Yangınlardan önce çıkmıştılar. Ya hatırlıyorsunuz. Buğdayı elinizden alacaklar ve ey insanoğlu siz de öleceksiniz. Çünkü ekonomik anlamda rapor düzenleyenler ya da Birleşmiş Milletler'in raporlarına bakıldığında gıda zinciri şayet ki kırılırsa ve tahıl konusunda üretimde zafiyet oluşursa kitlesel anlamda ölümlerin başlayacağına dair pek çok rapor var. Ve bugün sadece küresel kıtlık yazın internete, karşınıza çıkacak Birleşmiş Milletler'in, Avrupa Birliği'nin, Amerika'nın, Dünya Sağlık Örgütü'nün ya da devletlerin kendi raporlarını dahi görebilirsiniz ve hepsi bir ağızdan koro şeklinde dünyayı felaket bir gıda krizi bekliyor, çok sayıda insanın ölümüyle sonuçlanabilir diye bir korku propagandasını yürütüyorlar. İnsanda bir aura var. Bu aura dışta bizi çeşitli elektromanyetik saldırılardan, zararlardan korur. İçeride ise insanın özünde ise demir var. Bu demir de metabolizmayı güçlü tutar, bağışıklığı güçlü tutar. Şayet bir insanda fikri anlamda korku başlarsa, birincisi o aura zedelenir, yara alır ve elektromanyetik her şeye açık oluruz. Daha sonra ise metabolizmamız bozulur, bağırsaklarımıza yansır ve bağırsaklarımız da düzgün çalışmadığı zaman pek çok hastalığa giriftar oluruz. Kanser oluruz, başka hastalıklar oluruz, çeşitli yerlerimizde o düzeni bozulan hücreler artık bize isyan bayrağını çekmeye başlar. İşte bu salgın döneminde bunu yaptılar. Bizim auramızı yok ettiler. Korku pompaladılar. Şimdi ise gıda kriziyle yine korku pompaladılar. Çünkü insanı kendi söylediklerine muhtaç haline getirene dek ki öyle söylüyorlar. Klaus Schwab bunu açık açık söylüyor artık. Biz de söylemiyoruz bunu. Eğer bunu yaparlarsa ancak insanı kontrol altına alabileceklerini düşünüyorlar. Ki
Bugün baktığımızda insanın ana gıda maddesi tahıl ve şu anda yürütülen operasyon da tahıl üzerine. Bunu ellerinden alırsanız, yani insanların elinden alırsanız, ana gıda maddesini ellerinden alırsanız, ne dedik? Ölümler başlar demiş. Ama burada bir husus daha var. Şu anda 198 tane ülkenin pek çoğu zaten ayağının altında incecik bir sehpada boynunda ilmek bekliyor. Ekonomileri çökmüş halde. Gıda zincirleri bozulmuş halde. Halk isyan içinde. Şu an yanlış bilmiyorsam 20'nin üzerinde ülkede isyan var. Halk sokağa dökülmüş halde. Hayat pahalılığından, enflasyondan vesaire. Ve ayaklarının altındaki o sehpaya vurmasını bekliyorlar cellatın. Cellat kim? İşte cellat ekonomik kriz. Cellat kim? İşte gıda krizi. İşte o sehpa da buğday ve tahıl. Bu Türkiye için de geçerli. Sahip çıkmazsak bizim ayağımızdaki sehpaya da birileri gelip tekmesini vuracaktır. Siz dünya insanların ellerinden bunu alırsanız dünya nüfusunda açlığa bağlı ölümler baş göstermeye başlayacaktır. Neydi bu adamların düsturu? Dünya nüfusunu düşür. Selahiyetli bir dünya için dünya nüfusunu düşürüyorlar. Ya o ne selahiyeti? Yaratıcı sen misin mübarek? Dünyanın üzerindeki şu an yaşadığımız topraklar küçücük bir kısmı. Büyük bir kısmında yaşam dahi yok. İnsan adına yaşam dahi yok. Hepimize fazlasıyla yetecek bir dünya ama bu adamlara yetmiyor. Ya da bu insanlara yetmiyor. Dünyanın pek çok yerinde tarlalar yanıyor dedik. Bu tarlalarımız yanarken Tarım Bakanlıkları birçok ülkede ya hiçbir şey yapmıyor ya da yaptırılmıyor. Çok enteresan bir şekilde. Yani bilmiyorum, Türkiye'de istihbaratımız bizim iyi çalışıyor. Ben ona yakinen arkadaşlarımızdan ya da abilerimizden öğrendiğim kadarıyla. İnşallah istihbaratımızın çalıştığı kadar da Tarım Bakanlığımız da çalışıyordur. Umut ediyoruz ki öyledir. Ama bunun bir de devamı var. Bir de yanmayan tarlalarımız var bizim. Yanan tarlalarımızı konuştuk. Evet, bilinçli olarak yandığını düşünüyoruz. Yaktırıldığını düşünüyoruz. Ama bir de yanmayan tarlalarımızdan hasat edilen ürünleri sizin de söylediğiniz gibi normal fiyatının çok üzerinde fiyatlar vererek toplayan karteller var. Bu karteller topladıkları bu mahsulleri belirlenmiş büyük silolarda, depolarda tutuyorlar. O ürünleri topluyorlar büyük silolarda ve depolarda tutuyorlar. Şimdi hepimiz ne izliyoruz ekranlarda? İşte ya da ne görüyoruz sosyal medyada? Ekranlarda gerçi izleyemiyor sağ olsun, ana akım medya çok yer vermiyor ama işte bakıyoruz. Şu kadar dönüm tarla yandı. Bu kadar dönüm yer mahvoldu. Şu kadar dönüm tarla mahvoldu. Bu kadar dönüm tarla yandı, kül oldu. Bunları görüyoruz hep. Yakın zamanda şunu göreceğiz. Bakın, yakın zamanda şunu göreceğiz. Hep birlikte şurada tahıl ambarı yandı. Burada tahıl silosu hasat oldu. Burada işte tahıl deposu, buğday deposu yandı. Bunları göreceğiz. Sadece tahılda değil. Diyoruz bunları. 3 yıldır ambarları yakacağız. Evet, kesinlikle, kesinlikle. Yani siz de bangır bangır bağırıp anlatıyorsunuz başka arkadaşlarla beraber. Yani keşke işte size ve sizin yayına çıkardığınız pek çok arkadaşımıza birileri kulak verse de derin devlet aklı eminim işliyordur, daha iyi işlese diye. Birinci aşama buydu. İkinci aşama depoların yanması, siloların yanması olarak düşünüyorum ben. Tarım Bakanlığı'na o zaman buradan seslenelim. Allah rızası için bu işe el atın. Yani İçişleri Bakanlığı'na seslenelim. Allah rızası için bu işe el atın. Çünkü bir yandan da İçişleri Bakanlığı'nın da işi. Orada kasti olarak bir yakma varsa, yakan sadece bir çobansa, çobana da bir yaktıran olduğunun peşine düşünmek. Canı istedi diye çoban yakmamıştır. Çünkü bu yangınlar normal değil ya. Allah korusun, o ambarlar var ya, yandıktan sonra artık adamı bulsan, adamı yok Tabii etsen Türkiye'de iş işten geçecek yani, gerçekten. Yakında bunu göreceğiz zaten. Ben öyle düşünüyorum. Tahıl depolarının yandığını, tahıl ambarlarının yaktığını, hatta ve hatta tahıl merkezli üretim yapan fabrikaların da yandığını haberlerini alacağız. İnşallah. İnşallah bunların hiçbiri olmaz. Türk devlet aklı bunlara müdahale eder ama hepimiz aynı gemideyiz. Halk olarak, toplum olarak bizim gücümüz yetmiyor. Sizin arkanızda devlet gücü var. Tarlalarımıza, buğdayımıza, tahılımıza, depolarımıza sahip çıkın diyoruz.
Hatta sularımıza da sahip çıkalım diye şimdiden ekleyelim. Çünkü bu tahıldan sonra su var sırada. Ya onu da ekleyelim, onu da söylüyoruz yine. Henüz suda şimdilik sorun yok gibi görünüyor. Ama su Ama çok yakında olabilir. tahıldan sonra sırada o da var. Kesinlikle. Allah korusun. Ben devam edeyim mi? Başka sorunuz Devam. varsa Yok, söylerim. devam edelim. Yok yok. Hiç de kesmeyeceğim. Devam edelim. Peki. Az önce biliyorsunuz Ekonomist dergisinin kapağından bahsettik. Malumunuz orada 3 tane başak vardı. 3 tane başağı resmetmiş beyefendiler. Ve başlıkta dergi kapağını hatırlayacaklardır izleyicilerimiz. Orada yaklaşan gıda felaketi diyordu yanlış hatırlamıyorsam. Yaklaşan gıda felaketi. Buraya dikkat etmemiz lazım şimdi. Yaklaşan gıda felaketi. Nasıl öngörmüşler ya? Wow, muazzam. Süper analiz yapıyor adamlar. Haricen hatırlayacaksınız. Amerika'nın Kansas eyaletinde 2000'e yakın büyükbaş hayvan sözde sıcaktan telef olmuştu. Yani düşünebiliyor musunuz? 2000 tane büyükbaş hayvan telef oluyor. Çok ciddi bir rakam ya. Çok ciddi bir rakam. Ve onun daha öncesinde yine birileri hatırlayacaksınız helikopterle develeri, sığırları öldürmüştü. Yani gıda krizinin haricinde bize gıda olacak, besin kaynağı olacak hayvanları da aslında yok etmeye başladılar. Şimdi Kansas eyaletinde 2000 tane büyükbaşı öldürdüler. Öldü demiyorum ben, öldürdüler. Diyorlar ki sıcaktan bu hayvanlar telef oldu. Ama bizim gibi, sizin gibi araştırmacılar çıkıyor bir araştırma yapıyor. Ve sıcaklıklardaki anomali değerlerini kontrol ediyorlar. Ve sonra bakıyorlar ki o bölgedeki sıcaklık önceki yıllarla hemen hemen aynı. Hatta bir önceki değil de daha önceki yıla göre daha düşük. Yani daha düşük olması hasebiyle o yıllarda ölüm olmadı da şimdi 2000 tane hayvan nasıl öldü? Nasıl telef oldu sıcaktan? Yani kimi kandırıyorsunuz abi siz? Ve oradaki 3 tane sığıra test yapıyorlar. Çünkü sıcaktan bir vefat durumu olursa işte kanda ufak bir kaynama ya da organlarda bir farklılık olur. Sıcağın getirdiği bazı aksiyonlar olur. Ama o 3 tane test yapılan hayvanda sıcakla ilgili hiçbir şey çıkmıyor. Hiçbir MR çıkmıyor. Hani bu hayvanlar sıcaktan telef olmuştu? Bu yine sayısı çok olduğu için gündeme gelen bir haber. Ama bunun haricinde Türkiye'de dahil olmak üzere bir sürü hayvan telef olmaya devam ediyor. Daha geçen hafta yine Türk televizyonlarında vardı. 70 küsür küçükbaş hayvanın telef olduğunu izledik. Onun haricinde, onun öncesinde 54 küçükbaş hayvanın telef olduğunu izledik. Onun öncesinde yine 50 küsür hayvanın, 40 küsür hayvanın, 18 hayvanın, 23 hayvanın telef olduğunu biz Türk televizyonlarından izledik. Yani şimdi o 2000 tane sığırın telef olduğu yerdeki insanlar diyor ki ya bu sıcaktan olmamış. Bak elimizde rapor var. Sıcaklık değerleri ortada. Hayvanlar üzerinde de test yaptık. Bu hayvanlar neden öldüyse araştırılsın diyorlar. Ama bilin bakalım ne oluyor? Karşılığı yok. Muhatapları yok. Muhatap olacakları, cevap verebilecekleri hiç kimse yok. Herkes 3 maymunu oynuyor ve diyor ki sıcaktan ölmüştü. Kurcalamayın canım siz de yani. Sudan mesela çok yeni oldu hatırlarsınız. Sudan'da bir gemi ayrıldı limanda. 15.800 küçük baş hayvan denizin ortasında bir katliama kurban gitti. Ne oldu? Denizin ortasında gemi bitti. Battı. Niye battı? Ya işte kapasitesinin üstünde yüklendi de ondan battı. Ya dalga mı geçiyorsunuz arkadaş? Bu gemilere, bu hayvanlara yüklenirken orada kontrolörler var. Nasıl fazla yüklenir? Nasıl kapasitesinin üstünde yüklenir? Ya dalga mı geçiyorsunuz siz? Çocuk mu kandırıyorsunuz? Yani denizin ortasında hayvanlar gemiye yüklüydü. Sözde kapasitesinin aşımı sebebiyle denizin ortasında 15 bin hayvanı yok ettiler. 15 bin hayvan ya. Ya kimse kusura bakmasın ama Allah yarın bunun hesabını Kürşat'tan bile soracak. Sesimiz çıkmadığı için. Burada konuşmak da belki ses çıkarmaktır. Rabbim bilir. Orada mesela 700 kişi dinliyor. 700 kişinin dinlemesi de bir mücadeledir. İnşallah Rabbim bunları mücadele kabul eder. Dünyanın pek çok yerinde sadece 2 haftada bu bilimsel bir çalışma, bilimsel bir tespit diyelim daha doğrusu analiz, 26 milyon tarla yanmış.
dünyanın pek çok yerinde 26 milyon tarla yapmış. Şimdi ben oturup yani haberlerde haber sunan bir hanımefendinin eline iliştirilen o kağıdın üzerinde yazanları bana okuduğumda dünya üzerinde yangınlar devam ediyor. Bu yangınlar doğal olarak sıcaklardan, işte iklim sebeplerinden dolayı, işte şunun yaktığından, bunun yaktığından dolayı dediklerine mi inanayım? 26 milyon tane tarla eş zamanlı olarak yanacak ve ben bunların doğal olduğuna mı inanacağım? Bana hiç mantıklı gelmiyor. Bana hiç mantıklı gelmiyor. 26 Mantıklı gelen milyon varsa tane söylesin. komşu. 26 Nasıl milyon anlamadım? tane. 26 milyon tane birbirine düşman komşu yani. Tarlalarını Ha, yaktılar birbirlerinin. evet. Evet. Güzel bir ironi oldu. Tabii bir de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri vardı. Antonio Guterres miydi? Öyle bir isim olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Bu adam çıktı bir açıklama yaptı. Açıklaması böyle sanki bulunmaz Hint kumaşı gibi sansasyon değerinde dünya çapında yankı buldu. Dedi ki bu adam çok enteresan ya. Çok yakında felaket düzeyinde küresel kıtlık geliyor dedi. Ve bütün dünya araştırmacılar, bilir kişiler, politikacılar, wow, kıtlık geliyormuş. Kim söyledi? İşte Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri söyledi diye panik oldular. Ya arkadaş, Mukaddes Pekin başta 3 yıldır söylüyor. Başka araştırmacı kardeşlerimiz 2 yıldır söylüyor. Ya, çok enteresan, sanki yeni bir habermiş gibi. Yani bu birdenbire ortaya çıkmış gibi herkes bir anda ayağa kalktı. Sonra ne yapıldı? Sonra hiçbir şey yapılmadı. Asıl sıkıntı burada. Yani bu adam söyledikten sonra hani bir şeyler yapılsa gam yemeyeceğiz. Hiçbir şey yapılmıyor. Sadece tek yaptıkları haberlerde bangır bangır kıtlık geliyor, kıtlık geliyor diye korku pompalamak. Bilinçaltımıza o korku duygusunu yerleştirmek. Sizin programlardan izleyicilerimiz hatırlayacaktır. Bir insanın bedeninde sürekli korku psikolojisi olursa, bilinçaltında korku olursa, o insanda az önce söylediğimiz gibi bir sürü travma da yaşanır, bir sürü hastalık da ortaya çıkar. Ve bu şu Sen an bunu çok yapıyor. istiyorsun. Ve bu amcamız, işte genel sekreter olan Antonio isimli amcamız diyor, ekliyor sonra. Çok komik bir şekilde bir ekleme yapıyor. Diyor ki, salgın dönemi eşitsizliğe yol açtı. Bak sen. Gıda zincirinin kırılması buna sebep oldu. Şimdi eşi benzeri görülmemiş bir kıtlığa doğru gidiyoruz. Yuh! Yani salgın döneminde eşitsizliği yapan sizsiniz. Milleti eve kapatan sizsiniz. İnsanların burnunu sokağa çıkarmayan sizsiniz. Güneşli havalarda bağışıklığımız güçlensin diye güneşten D vitamini almamız gerekirken elimizde pineklettirip bizleri dört tane duvarın içinde vitaminsiz bir şekilde bizi yaşatan sizsiniz. Günde 8 tane ilacı insanlara verip sonra pardon hata yaptık diyen sizsiniz. Dünyada ülkeler arasındaki gıda zincirini, nakliye zincirini kıran sizsiniz. Sonra diyorsunuz ki ya salgın dönemi eşitsizliğe yol açtı. Eşitsizliğe yol açtıysa sizinle bizim aramızdaki eşitliğe yol açtı. Sizin ceplerinizi doldururken garip halkın ceplerini boşalttık salgın. Hangi eşitsizlikten bahsediyorsun? Yani böyle çok garip garip açıklamalar yapıyorlar. Çoğu insan da kalkıp bunları alkışlıyor. Ben buna üzülüyorum ya. Kalkıp bir de alkışlıyoruz. Ne eşitsizliği kardeşim, ne salgınlar, neyden bahsediyorsun sen? Dalga mı geçiyorsun? Aklında mı oynuyorsun? Bunu yapan sizdiniz ya. Bizleri eve kapatan sizdiniz ya. Gıda zincirini kıran sizdiniz ya. Çin'i suçlayan sizdiniz. Dünya kadar Çin'e Amerika'nın borcu var. Borcunu ödememek için 40 tane takla atan yine sizdiniz. Olimpiyatlarda, Çin'deki olimpiyatlarda gidip laboratuvarın etrafında fink atan da sizdiniz. Neyse konumuz hani salgın değil, çok da girmeyeyim oraya. Bu arkadaş salgın döneminde insanları kapatmanın, insanları hapsetmenin propagandasını yapan arkadaşlardan bir tanesiydi. Şimdi suçu doğal olarak kendi üzerlerine atıyorlar, salgına yüklüyorlar, insanlara yüklemeye devam ediyorlar. Rusya-Ukrayna savaşını dahi kışkırtan bunlardı. Yani bunlar aklıma geldikçe sinirleniyorum, izleyicilerimiz hakkını helal etsin. Rusya-Ukrayna savaşını kışkırtan yine bunlar değil mi? Ukrayna'nın arkasında biz senin arkandayız deyip en eski silahları gönderen, Hitler döneminden kalma silahları gönderenler de bunlar.
Ne kadar da masumca açıklama yapıyorlar, öyle değil mi? Diyor ki bir de beyefendi, bu açıklamanın sonunda bir sözü daha var, onu da hatırladım. Hiçbir ülke diyor böyle bir felaketin sosyal ve ekonomik yansımalarına karşı bağışık olamaz diyor. Yani diyor ki küresel bir kıtlık gelirse hiçbir ülke altından kalkamaz. Kimse de kusura bakmasın diyor, hiçbir ülke de birbirine yardım etmez. Çünkü bunun altında bu yatıyor. Çünkü ülkelerin ancak kendine yetecek kadar gıdası var. Canımızı okuduk diyor kısaca. Çin, Pekin borsası vardır. Dünyanın en önemli borsalarından, Londra borsasından sonra dünyanın en önemli borsalarından bir tanesidir Çin Pekin borsası. Çin Pekin borsasını yöneten, Çin'in uluslararası para trafiğini yöneten İngiliz bankerlerdir. Bunu ekonomiyle uğraşan herkes bilir. Bu bankerler, İngiliz bankerlerin ise Rothschild ailesinin bankalarında, Rothschild ailesinin kurumlarında, Rothschild ailesinin yapılarında görevli olduğunu, onlarla dirsek teması içinde olduklarını ya da oradan yetişim olduklarını da herkes bilir. Şimdi Rothschild'ların küresel şirketlerindeki ekonomistler Pekin borsasına yön veren insanlar. Aynı için 2019 yılından başlayarak gıda stoğu yapmaya başladı. 2022'deyiz. 2019 yılında gıda stoğu yapmaya başladılar ve dünya ekonomisindeki paraları geri çağırmaya başladılar. Buna Amerika da dahil. Sıcak parayı geri çağırmaya başladılar. Buna kripto da dahil. İzleyicilerimiz arasında mutlaka vardır. Mesela geçtiğimiz aylarda Terra isimli bir coin, ismini yanlış hatırlamıyorsam Terra isimli bir coin ve o kripto para sıralamasında 8.'ydi yani. En güvenilirlerden bir tanesiydi. Ama ne yaptılar? Balinalar bir anda sadece bir emirle bütün o Terra'yı boşalttılar ve insanları bir anda fakirleştirdiler. O insanların ailelerini yok ettiler. Onlarca insanı permeperişan ettiler. Ve işte o Çin 2019'da söylediğimiz gibi çok ciddi miktarda tahıl stokladı. Kendine yetenin de fazlasının elinde olduğu iddia edilenler arasında, ama Çin öyle söylemiyor. Benimki ancak bana yeter kardeşim diyor. Hindistan konuşmanın başında söylemiştim. Benim kendime yetecek kadar tahılım var kardeşim. Başkasına veremem diyor. Acilen burada şu ortaya çıkıyor. Acilen Türkiye'nin de bir dakika ya, benim kendime yetecek kadar, hatta yetemeyecek kadar tahıl stoğum var. İşte bu nedenle kimseye tahıl veremem deyip dışarıya tahıl gönderimini durdurması gerekiyor. Ama sanıyorum ki halen böyle bir eylemimiz yok. Göndermeye devam ediyoruz biz de çok diye. Yani evet, sayılı çiftçilik yapılan ülkelerden biriyiz, tarım ülkelerinden biriyiz, ama şu an biraz sıkıntımız var. Acilen dışarıya tahıl gönderiminin durdurulması lazım. Yoksa o ekonomi, yoksa o gıda krizinde biz de çok büyük yara alacağız. Biz de çok büyük açlıklar çekeceğiz. Bunların olmaması, yaşanmaması için bizim bunu yapmamız gerekiyor. Acilen müdahale edilmesi gerekiyor. İnşallah yapılıyordur. Bakın, politik sebepler yüzünden, işte başka ayrılışmalar yüzünden ya da ülkelerde protestolar, eylemler olabilir. Şu anda da oluyor zaten. Hayat pahalılığı yüzünden oluyor. İşte terör örgütü propagandası oluyor. Cinayetler yüzünden vesaire vesaire. Ülkelerde, buna Türkiye'de dahil olmak üzere, ülkelerde eylemler olabilir, isyanlar olabilir, sokakta propagandalar, protestolar olabilir. Bunların hepsi normal. Bunların hepsi kısa dönemlidir. Yapılır, biter. Bazılarından sonuç alınır, bazılarından sonuç alınmaz. Lakin halk, toplum açlık için sokağa inerse bunun bedeli çok ağır ödenir. Bunun bedeli çok ağır ödenir. Devletin elinde kolluk kuvvetleri vardır, halkın elinde kendi iradesi vardır. Bu ikisinin karşı karşıya gelmemesi gerekir. Gelirse felaket olur. Gelen ülkelerde görüyoruz. Hani darbeler, marbeler, bunlar da hikaye. Artık o darbe adı altında dış güçlerin hegemonyasının o ülkelere kurulması var. Irak ortada, Suriye ortada, Lübnan ortada, Çad ortada, yok oldu gitti adamlar. Yani bunların benzerini yaşamamak için
Devlet aklı bunu görmelidir. Yönetim aklı bunu görmelidir. Ben inanıyorum ki inşallah görecektir ya da görüyordur. Öyle umut ediyoruz. Çünkü şunu açık olarak görüyoruz ki ülkeleri kendileriyle, kendi iç dinamikleriyle baş başa bırakacaklar. Hele hele şu anda işte bu göç dalgasıyla beraber demografik yapısında sıkıntı olan bir ülke konumundayken bizi şu anki nüfusumuz ile baş başa bırakırlarsa ve bunun üzerine bir de kıtlık eklerlerse yani insanlar 3 tane ekmek için kendini vurup öldürür. İnşallah o dönemleri yaşamayız. İnşallah o dönemleri görmeyiz. İnşallah ülkemizde böyle bir şey olmaz. Allah'ın izniyle bunun üstesinden kalkarız. Evet, devletimizin yaptığı bazı açılımlar, atılımlar var. Umut ediyoruz ki o gelen küresel kıtlığı zarar görmeden atlatırız. Çünkü şöyle hatırlıyorum ben. Tabii ileride İnsanlar. bir operasyon yapılmıştı. Hadi O bizim operasyon ya. bu arada bende de olduğu gibi ama Aslında bizim tarım stoğumuz. Şimdi geldi. Şimdi geldi Kürşat Hocam. tamam, devam edin o Bence zaman. tekrar etmek gerekebilir. İnşallah devlet bununla ilgili bir önlem alıyordur dedin. Orada gitti. Orada bir Evet. şeyler söylediysen. Hemen oradan devam edeyim. Şimdi 1950'lerde bu ülkede bir çalışma yapıldı. Bu çok ciddi bir çalışmaydı ve önemli bir çalışmaydı aslında. Sizin de tarih bilginiz var, siz de biliyorsunuzdur. 1950'lerde Türkiye'de bir zeytinyağı operasyonu yaptılar. Çok üzücüydü ya. Çıkıp gazetelerde o dönemin bilim insanları, sözüm ona, o dönemin işte doktor unvanlı ajanları, normal doktorlarımıza selam olsun, onlar zaten yapmazlar. Doktor görünümlü ajanları, gazetelerde özellikle, o dönem gazeteler daha meşhurdu. Gazetelerde çıkıp bangır bangır insanlara zeytinyağının ne kadar zararlı olduğunu, bu işte margarin yağların ne kadar faydalı olduğunu, margarin yağların kalp için çok faydalı olduğunu anlattılar. Propaganda yaptılar. Sonra ülkemizde zeytinyağını maalesef ki hem üretimini düşürdüler, hem insanların üretmesinin önünü kestiler, Şeyi hem de hatırlıyor musun? zararlı diye propaganda Sümer yaptılar. bankları hatırlıyor musun? Nasıl? Sümer Evet. bankları hatırlıyor musun? Evet, Basmalar olurdu. hatırlamadım. Basmada fistan giyemem aman, zeytinyağlı yiyemem Malı aman diye. yiyemem ama bravo. Evet. Türküsü bile yapılmıştı. Zeytinyağlı yiyemem aman diye. İşte o propaganda ile beraber en dibe düşürdüler zeytinyağı üretimini ve margarin üretimi ülkede patladı. İnsanlar da kolay geldi margarin. Hemen küçük küçük kutularda falan kullanılması daha basitti, daha kolaydı. Ve bunun da çok faydalı olduğuna dair çok çok yoğun propaganda yürüttüler. Ama bugün bakıyoruz, bugün ne diyor o gün çok faydalı diyenler? Pardon, pardon, özür dileriz, affedersiniz, pardon. Ne oldu? Ya zeytinyağı aslında çok faydalıymış. Margarin onun yerine çok zararlıymış. Ama bilinçaltına, o kök hücrelere, o ataerkil psikolojiye zeytinyağının zararlı olduğunu bir kere enjekte ettiler. O verimi, o üretimi bir kere düşürdüler. Sonra kalkıp bugün diyor ki pardon. Yıllarca çıkıp o dönemde sözüm ona işte bilim insanları, hani şimdi var ya salgın bilim insanları, övdüler, sağlıklı dediler, kalbin aynası dediler margarin için. Ama daha sonra çıkıp pardon biz hata etmişiz dediler. Ya aynısını salgında yapmadılar. Kalkıp bize ismine gerek yok. Bazı nasıl? Ruhunu satan Ha, kardeşlerimiz. evet. Kalkıp bize bazı ilaçların ne kadar faydalı olduğunu anlattılar. Günde 8 tane, 16 tane içenler oldu. Sonra dediler ki ya pardon ya hata etmişiz. Niye? Ya onlar aslında faydalı değilmiş falan. Ya bunu her zaman yapıyorlar. Hatırlayın, ismini söylemeyeyim belki kanalınızda sıkıntı olur. Şu içilen tütün var ya tütün. Tütün içinde ben yine kitabımda yayınlamıştım. Sayfa sayfa haberlerini koydum. Tütün içinde kalkıp bir dönem ekranlara televizyonlara ya da gazetelere doktorları çıkardılar. Bu tütünler insanlara çok faydalı. Damarları açıyor vesaire diye. Hepsi bakın kitabımda kanıtlarıyla beraber var. Belgeleriyle beraber. Kovboylar reklam yaptı. Kovboylar. Evet mesela. Evet. Şimdi Hatta ne diyorlar? Aa, pardon çok zararlıymış.
kolayı hamile kadınların içmesi lazım. Bebeklerinin sağlığı için dediler. Reklamlarını Kesinlikle. ben paylaşmıştım geçen yıl. Elinize sağlık. Mesela Kadın hamile lıkır lıkır kola içiyor. Kolanın adını vermiyoruz. Kola içiyor. Yani için diyor. ve sonra kalkıp günümüzde diyorlar ki ya pardon yanlışmış o aslında zararlıymış. Yine hatırlayacaksınız bu aziz milletimize bizim Türkiye'nin en önemli şeylerinden bir tanesi olan tereyağını yasakladılar. Tereyağının kalp krizine yol açtığını söylediler. Kotalar koydular. İşte köylünün üretimini engellediler. Sonra ne oldu? Sonra işte kalp krizleri bir anda tavan yaptı. Tereyağının engellenmesinden sonra. Buna işte algı operasyonu. Bu algı operasyonu yıllarca yürüttüler. Neden algı operasyonu? Çünkü dünya üzerinde bu yapılan önemli bir çalışma. Dünya üzerinde en verimli zeytin anlamında en verimli topraklar bizim topraklarımız. Türkiye zeytin üretimi konusunda en verimli topraklara hakim. Şu an Türkiye'de çok üzücü, ben çok üzülüyorum. Hatta yakın bir zamanda zeytin ağaçlarının kesimiyle alakalı da bazı saçmalıklar oldu. Şu an Türkiye'de resmi rakamlara göre 188 milyon zeytin ağacı var. 188 milyon diye, 188 küsür diye hatırlıyorum. 188 milyon zeytin ağacı olan ülkede çok enteresan başka bir durum var. Ne biliyor musunuz? Türkiye şu an 2 milyar ağaç üretme kapasitesine sahip. 2 milyar ağaç. Yahu bir zeytinyağı yok diye insanlar hatırlayın büyük marketlerde birbirlerini yedi ya. Ya böyle bir ülkede ya 2 milyar Çiçek tane yağı için. ağacı dikip Çiçek yağı. üretme kapasitesine sahibiz. Buyurun. Çiçek yağı için birbirini yedik. Birbirlerini Evet. yediler. Oysa ki çiçek yağına ihtiyacımız yok ki bizim. Bizim zeytinyağımız var zaten. Tabii ki. Bakın biz zeytin ağaçlarını keserken dünyanın başka yerlerinde başka şeyler de oluyordu. Çam ağaçlarını kesip ağaçları dikiyorlardı. Bu arada yayınımız yeniden dondu herhalde. Geliyor mu sesim bilmiyorum. Yine dondu. Öbür taraftan. Alo, Evet, ben yayın alo bugün çok diyorum. donuyor ya. Köşe. Evet, olsun. Ben Olsun, o duyuyorum. internetle ilgili Şu an geldi. mı? Şimdi geldi. Biz zeytin ağaçlarını keserken dünyanın başka yerlerinde başka şeyler oldu. Dedik, gerisini Evet. duyuyoruz. Hemen ifade edeyim orayı da. Biz zeytin ağaçlarına önem vermezken ya da zeytin ağaçlarımızı keserken ya da onlara iyi bakmazken, Rabbimin sunduğu o lütuflara iyi bakmazken İspanya çam ağaçlarını kesip yerine zeytin ağacı dikti. Mesela ben her zaman şunu savunuyorum. Tabii toprak verimiyle alakalı belki bu ama belki bilinçsizce konuşuyoruz bilmiyorum. Bu orman yangınlarında kül olan ağaçlarımızın yerine ben her zaman zeytin ağacı ekilmesi gerektiğini savunuyorum. Ya da zeytin ağacına mukabil onunla eşdeğer olabilecek başka ürünler verebilecek ağaçların dikilmesi taraftarıyım. Tabii ki bunu o konuda uzman kişiler daha iyi bilir ama belki biz cahilliğimize söylüyoruz, bilmiyoruz. Fakat şunun taraftarıyım. İnsana ve hayvana faydalı olacak ağaçlar dikmenin daha doğru olacağını düşünüyorum. Çam ağacı yerine. Baktığımızda çam ağacının ne kadar zararlı olduğunu dünyada bir sürü insan anlatıyor. Cayır cayır yanabileceğini, sıcaktan daha hızlı alev alabileceğini herkes söylüyor. Ve biz niye çam ağaçları diye ısrar ediyoruz? Onu da bilmiyorum. Onu da ayrıca düşünmek lazım. Kısacası toparlayacak olursak küresel gıda krizi için zemini hazırladılar ve hazırlamaya devam ediyorlar. İsveç'teki tohum bankasını hatırlarsınız. Bu tohum bankasını boşuna yapmadılar. Arap Baharı'nı hatırlarsınız. Arap Baharı'nda ben öyle hatırlıyorum. Vatandaşın bir tanesi kendini yakmıştı. Bu vatandaşın kendini yakmasından sonra Arap Baharı bir kıvılcımla beraber başlamıştı. Ateşleyen buydu. Tabii ki o kişi kendini yaktıktan sonra provokatörler de ateşe benzin döktüler. Ve
küresel gıda krizinde de ülkelerin kendi iç dinamikleriyle cebelleşmesi, bir tane deli bulur kendini yaktırırlar. Ve o deli bir şeyleri ateşleyebilir, iç savaşı ateşleyebilir. Dolayısıyla biz bunların olmasını istemeyiz. Bunların olmaması için insanların önce karnını doyurması gerekiyor. Evinde çorbasının kaynaması gerekiyor. Bir babanın akşam evine elinde ekmeğiyle gidebilmesi gerekiyor. Bunun rahatlığında olabilmesi gerekiyor. Biz umut ediyoruz Türkiye bu konuda önlemleri alıyordur, tedbirleri alıyordur ve gerekli çalışmayı inşallah yapıyordur. Peki, Şimdi ben herhalde bir saatimi doldurdum herhalde. Başka sorunuz yok ise ben ufak ufak müsaade isteyeyim. Ama izniniz olursa son birkaç bir şey daha söyleyebilirim. Ondan sonra da vedalaşabilirim. Kürşat Hocam, sizin şimdi eğitiminiz var biliyorum. Benim de Evet. 22'de yayınım var. Fakat karbon salınımıyla ilgili birkaç cümle söyleyip kapatalım bu konuyu. Karbon salınımını ve Yunanistan meselesini de inşallah gelecek yayınımızda ilk fırsatta siz döndükten sonra yaparız diye düşünüyorum. Hem de İnşallah. dergimiz çıktıktan sonra şöyle dergimizi de gösteririz sevgili canlarımıza. Çok iyi olur. Ezoterizm dergimizi göstermiş oluruz. Çıktıktan sonra bir daha yaparız. Ama istersen birkaç dakika karbon salınımının o muhteşem hikayesini 2 dakika anlatırsan kapatırız ondan sonra. Şöyle anlatayım orayı. Ne kadar karbon salınımını anlatırız bilmiyorum ama şimdi bize dayatılan kitlesel ölümler, açlık temelli ölümler. Bunu işte az önceden beri, deminden beri anlatıyoruz. Ancak sadece bu onların çözümü değil. Çok daha ilginci var bana göre. Ne demiştik? Tahıl ana gıda maddesi. Gıda türlerinin pek çoğunun ana kaynağı temeli tahıl. Peki tahılımız olmazsa, hani diyorlar ya karbon salınımı, karbon salınımı, inekleri öldürelim. Asıl inek sizsiniz, katli vacip olan sizsiniz. Ama işte diyemiyoruz. Peki tahılımız olmazsa, ana gıda kaynağımız yok olursa biz ne yapmalıyız? Asıl bence soru bu. Şimdi şöyle düşünelim. Seslenelim evimizde. Bütün babalar ya da dışarıdan gelen hanımlar seslenelim. Diyelim ki hanım biz bu akşam makarna yiyemeyeceğiz. Neden? Çünkü ülkede tahıl adına hiçbir şey kalmadı. Ya da kadın seslenecek. Bey, biz pirinç yiyemeyeceğiz. Niye? Ülkede tahıl adına hiçbir şey kalmadı. Bakın, buğday, arpa, çavdar, yulaf ve bu besinlerin kullanılarak hazırlanmış tüm ürünler. Yine nişasta, irmik, bulgur, kuskus, kamut, erişte, makarna, ekmek, buğday, çavdar buğdayı, işte çavdar ekmeği ya da arpa, yulaf. Çok yaşayın inşallah, hayırlı ömürler olsun. Kahvaltılık gevrekler, simitler, krakerler, pastalar, börekler, çörekler, pastacılık adına kullanılan her şey. Ya ne kadar çok kalem var. Bunlar sadece aklıma gelenler sayabildiklerim. Bunun haricinde pek çok kalem var. Ya çocuklarımızın ellerinde tuttukları dondurma külahları da dahil var. Çocuklarımızın elinde tuttukları dondurma külahına varana kadar diyeceğiz ki hanım biz bunları yiyemeyiz. Niye? Çünkü yok. Tahıl yok ülkede. Yok. Üretilmiyor. Gelmiyor da. Hindistan vermiyor. Çin vermiyor. Rusya vermiyor. Ukrayna'dakileri gelip NATO gemileri aldı. Bize bir şey kalmadı hanım diyeceğiz. Peki geldik karbon salınımına. Bunlar yok ise bunlardan doğan ihtiyacın getirdiği eksikliği nasıl gidereceğiz? Asıl bomba soru burası. Hemen söylüyorum. Yapay gıdayla, yapar ürünlerle. Yapay etle. Ya tahıl yok, yapayı var. Et yok, yapayı var. Bak hem bunlar daha sağlıklı, hem işte karbon salınımı yapmıyor, iyonosferimizi vesairemizi kirletmiyor. Ya ne gerek var onlara? Bak burada yapayı var. Bunlarla biz hayatımızı idame ettirebiliriz. Ve aslında neden gıda krizi sorusunun cevabı bence burada yatıyor. Evet, dünya nüfusunu bu adamlar düşürmek istiyor, kabul ediyoruz. Ancak gıda kriziyle ne kadar düşürebilirler bilmiyorum. Fakat asıl amaç gıda krizinden önce yeni çağda ortaya çıkacak metabolizması değişmiş, bağışıklığı değişmiş, alkali bedeninden eser kalmamış insanları çıkarmak adına bize nasıl üretildiğini bilemeyeceğimiz
yapay etlerin dayatılması, yapay gıdaların dayatılması. Gıda krizi bu yüzden geliyor. Çünkü bir yerden bir şeyi alırsanız onun yerine bir alternatifini koymak zorundasınız. O aldıklarının yerine işte etin yerine ne koyacaklar? Yapay et. Tahılın yerine ne koyacaklar? Yapay tahıl. Ya hatırlayın, Türkiye'de biz gözlerimizle bilmem kaç milyon ton, öyle hatırlıyorum, kaç milyon ton pirinç yerine plastik yedirdiklerini okuduk ya. Duyduk televizyonlarda. Ve hiçbirimiz de farkına varmadık. Plastik yemişiz ya. Yani nasıl yapmışlarsa pirincin birebir aynısını plastiğini yapmış adamlar. Ve biz bunu yemişiz pilav diye. Pilav diye yemişiz ya. Afiyet yedik bir de. Yani o nedenle yapay tahıl olur mu diye düşünmeyelim. Olur, yaptılar, var. Piyasaya sürmeye hazırlanıyorlar. Bunun altyapısını oluşturuyorlar ve çok yakında eminim ünlülerin yapay gıdaların ne kadar faydalı olduğunu gösterdikleri reklamlarını, işte televizyonda haberleri, ne kadar sağlıklı olduğunu, ne kadar faydalı olduğunu hep birlikte göreceğiz. Çıkacak yine ajan olan bazı doktorlar, çıkacak yine ajan olan bazı bilim insanları, yapay etlerin, yapay gıdaların ne kadar sağlıklı olduğunu anlatacak bize. İnsanın doğallığından uzak. insanları diyelim. Nasıl? Ne kadar kibar söylüyorsun. Canım Kürşat Evet. Hoca. Evet. Satılmış olan. Şimdi son birkaç cümle daha edeyim, sonra veda edelim. Çok gevezelik yaptım, hakkınızı helal edin. Jim Rogers denen bir adam var. Jim Rogers, bu adam bir ekonomist. Dünyanın en önemli ekonomistlerinden bir tanesi. Yani dünyaya ekonomik anlamda yön veren adamlardan bir tanesi. Gerçekten çok önemli bir adam. Aynı zamanda bu adam Rothschild hanedanlığının bankerlerinden bir tanesi. Hani dedik ya Pekin borsası diye. Pekin borsasında da ciddi parası olan adamlardan bir tanesi. Daha doğrusu görünmeyen zenginlerden işte Elon Musk gibi ya da Warren Buffett gibi görünen zenginlerden, işte Bill Gates gibi görünen zenginlerden değil, görünmeyen zenginlerden bir tanesi. Yani Rothschild'ların has adamı. Yıl 2019. Bu adam çıkıyor, açıklama yapıyor. Diyor ki çok yakın bir zamanda dünya üzerinde, bakın yıl 2019, 19, 2022 değil, 2019 üstüne basarak söylüyorum. Çok yakın bir zamanda dünya üzerinde çok büyük, küçüklerden bahsetmiyor. Çok büyük bankalar ve çok büyük şirketlerin battığını göreceğiz. Çok büyük bankalar ve şirketlerin battığını göreceğiz. Hatta öyle ki yıllardır dış borcu olmayan Çin'de dahi artık borç ibresi yukarı çıkacak ve Çin'de bankalar batacak. Hatırlayın, bir hafta önce Çin'de bankaların battığı açıklandı. Ondan önce Amerika'da bankalar batmıştı. İki tane mi, üç tane mi ne? Geçen yıl sanırım ya da daha önceki yıl. Geçen yıl olması lazım. Üç tane ya da iki tane bankanın battığını duydum. Yine büyük şirketlerin bu salgın döneminde battığını duydum. Çin'in bugün, bakın adam 2019'da söylüyor. Çin'in bugün gerçekten de borç ivmesi yukarıya doğru çıktı. Ve küresel gıda krizinin planlarından bir tanesi aslında. Yani ülkelere güç veren, sıcak para sağlayan, ekonomik dinamiğinin, ekonomik çarkının dönmesini sağlayan argümanların, aparatların da yok edilmesi. Derin dünya devletinin stratejistlerinden bir tanesi var, Henry Kissinger. Onun lafıyla, onun sözüyle programı bitireyim. O diyordu ki, petrolü kontrol ederseniz ülkeleri, gıdayı kontrol ederseniz insanları yönetirsiniz, insanları kontrol altında tutarsınız diye. Sanırım bunun üzerine daha bir şey söylemeye gerek yok. Aslında bütün konuştuklarımızın özeti bu. Vay canına. Petrolü kontrol ederseniz, Ülkeleri, buğdayı kontrol ederseniz insanları insanları. yönetirsiniz. Canım Kürşat Hocam, ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Allah razı Biliyorum olsun. şimdi dersiniz var, eğitiminiz var. Varlığınıza şükran, iyi ki varsınız. Hakkınızı helal edin. Teşekkür Sizi ederim. çok 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 sağ olun. sileceğim. Lütfen Kürşat Bey takip etmeyi unutmayın. Ezoterizm dergimizi takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın sevgili canlar. Hepinizi çok seviyoruz. Saat 22'de ana yayın programımızda görüşmek üzere 15 dakika sonra. Allah'a emanetsiniz. Kürşat Hocam, Sağ Allah'a olun. emanetsiniz. Sizi Sağ çok olun, seviyoruz. Hayırlı saygılar. akşamlar olsun. Sağ olun, Görüşmek hayırlı üzere. akşamlar. Hürmetler.